ملائکلرنن öpküsü de, hava iqimi ademlerinin öpküsüdikidek, koş yünlüşlük hareket kılıdı. Avval nefesliş neçisinin içi kırıdı, kiyin yine bu neçinin sırkı çıkıdı. Halbuki, kuşlarda hava iqimi öpküde devamlık bir terepki karab hareket kılıdı. Bu tak yünlüşlük hava iqimi, intayın hayran kalarlık bir sistem arkalık emilişidi. Koş öpküsünün aldığı ve arka terpi de, öpküye küçük kapaklar bilen olaklık, boş hava haltıları var. Koş nefes alığını da, içige sübürgen hava hem öpküge, hem de arka tarafdaki hava haltıları kırıdı. Bunun bilen birige, öpküdeki pasken havamı aldı tarafdaki hava haltıları karab akıdı. Koş nefes bergen çağda, içi paskene hava bilen tolgan aldı tarafdaki haltılar boşaydı. Fakat bunun bilen birige, arka tarafdaki içi sap hava bilen tolgan haltılar mı boşaydı de, bu yerdeki sap hava öpküyü kırdı. Bunun bilen kuş nefes alığını da ve nefes bergeni de öpke daima sap hava bilen tolgan buludu. Şunun dek, bu sisteminin mükemmel işleyişine türkü buluduğun pek mi köp inçke parçalar vardır. Meselen, hava haltıları bilen öpkenin ağırlığı da hava ikimini devamlı doğru terepki başlaydıgan kişilik kapaklar var. Yukarıda görülgeni dek, bu mükemmel sisteme kuşunun yukarı oksijen ihtiyacını tamamlaş için mahsus yaratılgan bir lahiye mevcusudur. Şunun dek, bu mükemmel lahiye, tedirici terakkiyat nezeriyesini emelden kaldırışta fakat bir özüyle küpayı kılıdı. Kuş öpküsünün tedirici terakkiyat nezeriyesi oturu koygan dek, baskış mı baskış şekillenişi mümkün emez. Çünkü öpküde hava haltıları, oturudaki olanmalar ve kapaklar tuluk bolmasa canlık herkes mu nefes alamaydı. Bu şunu ifadeleydi ki, fakat kuşlar galı has bolgan bu nefesliş sistemisi bir dinla ve noksansız halda peyda bolgan, yani yaratılgandır. Kuşlarının pey, kanat ve öpüyü okşaş mükemmel sistemlerinin kandak peyda bolganlıkını materyalizmçiler ta hazırgıça kanatlendirgüdek çöndürülmeyi batıdı. Bunun ornuğa pekat bazı taşka aylanan canlı kaldıkları hakkında kıyas kılıç bilenle küpaylenmekte. Bu hakta onlar en köp müracaat kılıdığan kaldık bolsa Archaeopteryx dep atılıdığan 150 milyon yıllık nesli kurup ketken bir kuşka aittir. Archaeopteryx Darwin'ın kitabı neçir kılınıp aradan kıskığına vakit ötkendin kiyin tepildi. Ve o vaktinin beri materyalizmçilerinin nezriyelerini ispatlaşta en köp tanıdığan iskelet kaldıkuğa aylandı. Bu kaldıkta hem kuş hem de ömrügüçler türkümü alahirliklerinin mücessemleşkenlikini etkan idi. Ama kün sürü oturgu çıkıvatkan her bir yeni ilmi tetkikat neticileri bu köz karışının hata ikenlikini kayta kayta ispatladı. Hazırkı kuştanikidin pereksiz bir pey ve iskelet tüzüşüge iyi ikenliği ve uçalaydanlığı məlum oldu. 1983 yılında Amerika'nın Texas çölünde tepilgan ve Proto-Avis dep atalgan taşka aylanan kuş kaldıkının Archaeopteryx'in del 75 milyon yıl burun yaşayanlığının məlum buluşu materyalizmçilerinin Archaeopteryx kuşlarının ibtidai ecdadıdır diyen sepsetsige yeni bir kıtım reddiye verdi. Ama bütün bu ilmi hakikatleri karmastın, kuşlarının ömrügüçlerden özgergenliki göz karışının, tedirici terakkiyat nezriyesinin asaslık teşvikat desmilerinin biri kılınıp, işiltilişi eyanına devamlı şuatıdı. Materyalizmçiler bu hakta saxtıpezlik kılıçtırımı teptartmayı vatıdı. Bu saxtıpezliknin bir örneği, 1999 yılında İngilizce ismi National Geography yani Halkara Coğrafiyesi namlı jurnal tarafından bütün dünyaya yarım kuş, yarım dinozavr bir hayvan kılıp tanıştırılan Archaeoraptor dep atılan taş kaylanan canlı kaldıkıydı. Jurnal bu iskelet kaldıkıga kıyas kılıp tahmini bir dinozavr kuş resmi sızgan ve bu resimini
tedirici terakkiyat nazariyesinin mutlak delil kılıp bütün dünyayı ilan kılgan idi. Bu resim dünyanın her kaysi cayları da neşir kılınıvatkan köplügen gizitlerde goya ki tedirici terakkiyat nazariyesinin bir delil kılıp tunsturuldu. Bırak aradan 2 yıl ütkendin kiyin kişini intayın hayran kaldırıdığan bir reallık aşkarlandı. Bu kalduk emeliyette 5 kıl periklik hayvanın iskeletlerini birbirine çaplaş arkalık yasalgan bir bilim sahtepezliğiydi. 2 yıl kalduk'nu tedirici terakkiyat nazariyesinin delili dep çakalgan gezitler sahtepezlikni dinozavr kuş poçluğu aşkarlanıp kaldı dep itiraf kılışka mecbur boldu. Tedirici terakkiyat nazariyesi üçün bunundaki sahtepezliklerge urunuşun sebebi nazariyeni ispatlaydıgan hiç kandak ilmi paketinin yokluğudur. Yer şaridiki hayvanatlar ve ularga ait iskilit kaldıkları tetkik kılınan seri tedirici terakkiyat nazariyesinin bütünlüğü hiyali bir perezin ibaret ikenliği ayan bolmakta ve yartılışının kün nuru dek ob uçuk paketleri namayan bolmaktadır. Kuşlar mı bizge bu hakikatini körsüldü. Canlıklar tedirici terakkiyat nazariyesinin etkin edek tesadüfilikning mahsulu emas, belki nuqsansiz ve anlık bir yaratilishning asiridir. Bu filmda kuşlarning havoga ko'tarilish texnikalarini, bedenlerindeki aerodinamik düzlüşünü, sümek alahilliklerini, feylerdeki uçak ilmeklerini, her kuşun keskin kanatlarını, köçmen kuşlarının uçuş tizmisini, terep belgeleş sistemisini, her kıl uçuş teknikilerini, yenik atletika terherketçisinin tekımı tüz yüreydiğen, su üzgüçlerden tekımı tüz üzüldüğen kuşlarını, ve bir-birinin güzel zinnetlerge pürkengen kuş peylerini tehlil kıldık. Şunundak, yeni bir kıtım intayın muhim bir reallıkka güvah bulduk. Cenab-ı Allah'ın yaratışı nuksansızdır. Onun kudreti ve seniti her yerini kaplıgandır. Alemlerin perverdigarı bulgan Allah, intayın uluktur. Kur'an-ı Kerim'nin bir ayeti de Cenab-ı Allah şundak deydir. Allah 7 asmanı yarattı. Zeminni mu asmanlarga okşaş, yani 7 kılıp yarattı. Allah'ın emri onların arsıda cari bulup durdu. Silerge bunu bildirişim, Allah'ın hem beyi kadir ikenlikini ve Allah'ın hem bir dersini toluk bildanlıkını bilişenler üçündür. Harun Yahya, 1980'lerden bugüne dek çeşitli konularda 150'nin üzerinde kitap kaleme almıştır.
bu eserler, yaratılışın bilimsel delilleri, yaratıcımız olan Allah'a karşı görevlerimiz, İslam'ın özündeki barış ve hoşgörü veya dünyadaki ahlaki dejenerasyona çözümler gibi son derece önemli gerçekleri ele alan birçok başlık içermektedir.